Hepinize merhaba, arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PlayStation 3 kırdırma, yani nasıl kırdırılır, kırdırma güvenilir mi, onu göstereceğim. Öncelikle bir PlayStation'ımızı açalım. Şöyle ben komandayı bir alayım. Şarjlı bir dur. Şöyle açmak için kullanalım. Kablolu komandamı alalım. Bu orijinal değil. Şu ayağımı göstereyim, orijinal. Evet, PlayStation açılıyor. Öncelikle güvenli bölgelerden almanız gerekiyor. Güvenli yerlerden kırdırmanız gerekiyor. Ve birkaç bölge. Bir dakika abi, yanlışına girdim. Yani güvenilir olan yerlerden kırdırmanız gerekiyor. Ha, bilgi söyleyecektim. Arkadaşlar, kırdırdığınızda Sony ile bir iletişiminiz kalmıyor. Yani mesela oyun indiremiyorsunuz. Şimdi bir dakika. Oyun indiremiyorsunuz demişim. Sony garantisini iptal ediyor. Onu da bilmenizi istiyorum. Yani garantisi bitmediyse kırdırmayın. Bekleyin. Ne diyelim? Ha. Ekranı göstereyim ben de. Ben de yüklü oyun olanlar. Orijinal hepsi. FIFA 18. GTA 5. PES 18. Bunların hepsi orijinal. Multuman indirmek için 30 lira alıyor. O yer. FIFA 15 lira. FIFA 18 15 liraya aldım. GTA 5 15. Yani her oyun 15 lira. Yani gideceğiniz yer zaten alışveriş merkezi gibi bir yer olduğu için çeşit çeşit dükkanlar olacak. Yani bazıları 20'ye, bazıları 30'a bile indirebiliyor. Yani tam garanti bilgi vermeyeyim. Şimdi ne diyelim? Et kırdırdıktan sonra başlık yapabiliyorsunuz. Böyle kareye bastığınızda size oyunun indiriliş tarihine göre falan filan şeklinde tümü diyebiliyorsunuz. PlayStation Store var. Buradan ücretsiz oyunlar indirebiliyorsunuz. Ücretli oyunlar indirebiliyorsunuz. Plus üyelik, kupa koleksiyonu, arkadaşlarınız. Buradan hesap yönetimi, PlayStation'ınızın hesap bilgilerinden avatar yapabiliyorsunuz. Online Sony Network hesabınız varsa böyle güzeller. Şimdi benim PlayStation'ım kablolu internetle bağlı. Şu anda CD var mı, dur bakayım. Yok. Ana, CD yok. Benim PlayStation modeli böyle. Kapatalım. Şimdi şurada benim PlayStation'ım bozulmuştu. Tamire götürdüm. Bismillah. Dur, elektrik çağırmaz. Şöyle bir görünüm. Korkmayın, bu benim ekran kartımın sorunu olduğu için. Yani sizde böyle olmayacak. Kart disk falan olur herhalde. Tam bilmiyorum. Yani ne? Gigabyte indirebiliyorsunuz istediğiniz kadar. Biraz para ayarla. Benim PlayStation'ım 250 GB hafıza. Boşta kalan 148. Oyunun dosyaları, güncellemeleri falan. Bu arada arkadaşlar, bu videoyu eğer izliyorsanız Call of Duty Ghost videosuna da çekimlerine başlayacağım. Multiplayer'da neler yapılmalı? Tesadüfler falan filan. Tesadüf diye bir şey yok yani. İşte bilinmeyen şeyleri göstereceğim. Bay bay. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Bay bay.